üstünlüğünüzün sebebiyle alakalı Hendek Harbi'nden önce Hendek kazılırken münafıklar sıvışırdı ve mazeretler uydururlardı. Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde, ayetlerde hep böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda o bir araya gelişin manası, hedefi ne olursa olsun huzur-ı risalet penayede bulunduklarında sıkılırlardı onlar, canları sıkılırdı, konuşmadan sıkılırdı, buradaki emirlerden sıkılırdı, Efendimiz'e karşı tavırlardan sıkılırdı, hep sıvışmayı düşünürlerdi, öyle belli bir şeye münhasır değil yani. Hendek'te haydi haydi böyle o sıvışmayı düşünebilirler. Aradan sıyrılıp çıkmayı. Tüm değişik yerlerde de diyor böyle dinliyorlar. Biraz evvel o adam ne demişti diyorlar yani. Bu kadar orada onun huzurunda oldukları halde ondan çok uzak bulunuyorlar. Düşünce, konsantrasyon itibariyle. Yani tek bir meseleye münhasır değil. Özellikle cuma namazlarında ve hutbelerde uzun zaman münafıkların duramayıp sıvıştıkları yine anlatılmış. Demek ki o bir nifak alameti yani. Hutbeyi dinlememe, sıkılma ondan, başka şeylerle meşgul olma, sonradan gelme, okusunlar ben sonra giderim böyle, namaza dururum filan gibi. Bu nifak alameti. Mümin de olsa böyle bir şey bulununca nifak alameti var demektir. Bir güve düşmüş demek ona, güve. Her müminin her sıfatı mümin değildir. Küfür sıfatı da olur, nifak sıfatı da olabilir. Bunları iflah etmemek lazım. Yer bulunca bir başka sıfat daha çağırırlar. Ve böylece siz işgal edilmiş olursunuz. Evet. Müminlerin yaptıkları şeyleri yine izin çerçevesinde yapmasına misal olarak İste'edene Ömer radıyallahu anhu fil umreti Hazreti Ömer Efendimiz'in umreye giderken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den müsaade istemesi. Fakat aleyhissalatu vesselam lemme edine lehu ya Ebu Hafs'in la tensene fi salihi duaike. Bu meşhurdur. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki hayatım boyu bunu bir iltifat saydım ve hiç unutmadım. İki şey var burada. Bir falan filan Efendimiz Peygamber bütün ümmet bugün de ona dua ediyor. Gökte melekler, yerde insanlar ona dua ediyorlar. Allah'ın makamı Mahmud'la serfiraz kılıp deniyor. Daha ötesinde, daha ötesinde, daha ötesinde. Fakat yine bir küçükten ne olur bana dua edin demek esasen büyüye ait bir terbiye nişanesi. Aynı zamanda bir talim. Yani birbirinizden böyle dua talep edebilirsiniz. Bir diğer mesele de ondan daha önemli zannediyorum bu. Ne olursa olsun aklınıza bir şey erse bile böyle büyük kabul ettiğiniz birine sorarak meseleyi siz bilirsiniz diyebilir yani. Bu da sorarak bereketi olur onun. Hizmette bereketi olur. Bu işi siz işliye işliye şehre haline getirmişsinizdir. Çok iyi anlıyorsunuzdur. Şakır şakır yani. Annelerimiz böyle örgü örmede bakmadan örmeleri gibi işinizi öyle örgülüyor olabilirsiniz. Fakat yine de ben bunu yapayım mı diye böyle sorarsınız. Bereketi olur onun. Bir de o mesele var. İfadede vestağfir lehumullah lehumun takdimiyle alakalı burada istiğfar izin veren değil izin isteyen için gerektiğine işaret içindir. Evet. Bir turda başka bir şey de var yani insanlar çok defa bir mazeret var gibi izin isterler de esasen öyle izin isteyecek kadar ciddi bir mazeret değildir orada. Yani samide. Münafık orada sıvışmak için izin istiyor, o işi örtmek, perdelemek. Vaziyeti idare etmek için yapıyor. Müminler de onlara bakarak yaparlar orada. Böyle oradan ayrılmayı gerektirecek ciddi bir mazereti yoktur. Fakat bir mazereti de vardır. Dolayısıyla öyleyse bir hata yapıyoruz bundan dolayı. Evet. Allah Resulü'ne sen onlar için istiğfar et. Nitekim Uhud'da o zelleden sonra innemezse zellemiş şeytanı vâdın hakkası bu. Ashab-ı kiram onlar için istiğfar et deniyor. Estağfir lehum ve şavirhum fil emr. Onlar için Allah'tan yargılanma, talep et. Yarlık Allah'ın bunları. Yarlığa kıl ey gani. Müminin kalbi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı saygı ve hürmetle dolu olmalıdır ki onun femi mübarekinden çıkan her kelime, her cümle yine müminin kalbinin derinliklerine nüfuz edebilsin. Bu da güzel bir şey. Ne kadar teveccüh ediyorsanız o kadar bulursunuz.
Ne kadar seviyorsanız o kadar sevilirsiniz. Ne kadar gözünüz kapı aralığından onun çehresindeyse o kadar çehrenize bakılır. İsteyin Allah'tan. Allah'ım delice onu bize sevdir. Delice. Mal, mülk, Seyyidina Hazreti Ömer'e onun böyle coşmuş Hazreti diyor ki seni nefsimin dışında evladı yalim, yurdum, yuvam her şeyin çok 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 üstünde seviyorum. Bir iltifat beklenecek bir şey. Ya Ömer diyor, beni nefsimden de artık sevmedikçe mümin olamazsın diyor. Çizgi o. Onu istemek lazım yani. Allahümme muhabbeten amikaten, 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 amikaten. Delice. Tavrınıza, davranışlarınıza da akseder. Yüzünüzün çizgileri değişir. Nam-ı Celle Muhammed'i geçince. Zat-ı Uluhiyet'e karşı belki her şeyi o büyük insanlar engin zamanda, bastı zamana bağlı mı? Zamanı çok derinlikleri duymaya bağlı mı? Ona karşı saygıyı ancak onlar her zaman koruyabilirler. Fakat Cenab-ı Hakk'a karşı her zaman o hazır ve nazır olması ve nimetlerin namütenayi olması açısından ona karşı o ölçüde saygı korunamayabilir her zaman. Ama insanların itaat tablosuna karşı duyulacak saygı, sevgi, alaka bu sınırlı olduğundan dolayı insanın götürebileceği mahiyettedir. Ayet-i kerimede edebin muhafaza edilmesi istikametinde bir beyan-ı ilahi vardır. Müslümanların emiri Müslümanlara ortak bir mesele için cem ettiği zaman Müslümanlara düşen vazife imamın izni olmaksızın o meclisi terk etmemeleri ve onun emrine muhalefette bulunmamalarıdır. Her kim imamın izni olmaksızın tefrikaya sebep olabilecek bir ayrılmayı yaparsa böyle bir durumda ehli heva ve ehli bidat içine girmiş demektir. Öyle diyor, bugün bizim mesleğimizden ayrılanlar bilmeyerek ehli dalalete hizmet etmiş olurlar. Onlara da çok dua etmek lazım. Böyle ayrılıkçı davranan insanları ismen söyleyerek Allah'ım ne olur yeniden böyle telif-i kalbe muvaffak eyle. Allah'ım sevdir. Allah'ım ifak ve ittifakı muhafak. Allah'ım uzaklaştırma. Allah'ım mahvetme diye dua etmek lazım. İsmini bilemediğimiz insanlar da olabilir. Ne kadar varsa yani. Bugüne kadar, dünden bugüne kadar beraber böyle soluk soluğa koştuğumuz, koşulduğu arkadaşlar, bunlardan itizal edenler, inhiraf edenler varsa, çizgisini değiştirenler varsa ne olur Allah'ım sırat-ı müstakime, ne olur Allah'ım ifaka ve ittifaka, telifi beyne dua etmek. Hiç onlar bu türlü şeyleri beklemediklerinden dolayı zannediyorum bir zahril kayıp duadan yani. Esra-ı dua icabetin daveti gaybili gayb. Ondan daha seri kabule karin olur. Çünkü onların böyle bir beklentisi yoktur. Zannederler ki siz oturup kalkıp onlara beddua ediyorsunuz. Evet. Bu aynı zamanda sizin karakterinizi ifade eder. Gerçek mümin karakterini ifade eder. Hiç kimseyi cehennemle tezih etme niyetinde olmamak lazım. Allah'tan bulsun, baş aşağı gitse, bağışlayın, şöyle olsun, böyle olsun. Bunlar insanca istek değil, talep değil bence. Ne olur Allah'ım, ne olur, ne olur. فَلْيَحْزَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ Allah-u Alem, buradaki fitne hakikatte Allah düşmanı, Allah'ın sevgili kulları olan Evliyaullah'ın ezeli düşmanları olan kafirlerin, Allah yolunda muhalif edenlerin sohbetine girmek, onlarla arkadaşlık yapmak olabilir. Böyleleri insanların hüsnü zanlarını kırmak ve nazarları dışarıya çevirmek için Allah'ın salih kullarını sürekli kötülemektedirler. Bu tevcih yani bir yönüyle önemli. Yani öyle bir huzuru terk eden insan demek Cenab-ı Hak o güzel böyle insibağı güçlü Allah'a ulaştıran Zat-ı Uluhiyet'e ait esrarı aksettiren öyle bir insiba oradan serilip çıkıp bir başkasının ağına düşüyor. Allah korusun. Ortası yok Hazreti Pir'inde dediği gibi. Allah korusun ama oh etmemek lazım katiyen bunlara. İnsanı vicdan ona evet dememeli. Sadece el-halas, el-halas Allah'ım. El-neca, el-neca, el-felah, el-felah demeli.